Sevgili takipçilerimiz bugün yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi ve emekli öğretim görevlisi Abdülhadi Akmugan'la beraberiz. Bugün sizlerde Abdülhadi Akmugan başkanımızla başkan diyeceğim. Çünkü biraz sonra niye başkan dediğimi de paylaşacağım sizlerle. Abdülhadi başkanla ekonomiyi konuşacağız. İhtisas alanı çünkü hem eğitim alanını evet. konuşalım. Oradan da bir emekliliğiniz var. Hem de yine yapay zekaydı. Bunun yanı sıra çözüm süreciydi. Birçok konuyu işleyeceğiz. Öncelikle Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de bir <laughs> kısa giriş yaptım. Yeminle malum müşavirseniz. Bazı denetçisiniz. Emekli öğretim görevlisiniz. etekalarla iç içe iht evet seçeceksiniz. Hangisinden başlayacağımızı şaşırdık ama öncelikle bu ekonomiyle ilgili görüşlerinizi alarak programımıza başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi ekonomi tabii malum derler ki ademden bu yana ekonomi vardır. Yani birden çok insanın olduğu her ortamda ekonomi de vardır. Böyle bir giriş yapar iktisatçılar. Evet. Ve birçok şey içinde amaçtır. Bazı bilimler araştır fakat bildiğiniz gibi ekonomi amacı ta kendisidir. Hı hı. Aslında dünyada her şeyin amacı ekonomiydi. Bir bakıma matematiğin de amacı, fiziğin de amacı, hatta tıbbın da dolaylı olarak amacı ekonomiydi. Ekonomi geliştirdiği bilim dalları. Tabii, tabii, tabii. Doğru, doğru. <laughs> ve amaç da toplumu ve bireyin ekonomik refahını kalkınma düzeyini artırmak. Belli bir yere getirir. Getir bekledim. amaç da budur. Fakat günümüzde dünyada özellikle de ülkemizde ekonomi artık gündeme taşınmış. Her gün hemen hemen televizyonlarda, gazetelerde, kahvelerde, sohbetlerde, siyasi anenada, mecliste ekonomi <laughs> maalesef tartışılır hale geldi. Tartışılması da gerekiyor zaten. Evet. Yani, şimdi şundan dolayı bir Evet, evet. Hocam. Ee, Bey şundan dolayı öncelikle beni kabul ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Hem tanıttığınız için. Şundan dolayı yani bugün Elbette bir pandemi süreci geçti dünya çapında vesaire ama bugün ülkemizdeki kriz çok daha derin çok daha tehlikeli boyutlara gelip varmış durumda. Bunun esas nedeni uygulanan politikalar. Kabul edelim. Pandemiden daha mı kötü durumdayız? Daha kötü durumdayız. Pandemiden sonra tabii her ülkede bir sarsılma oldu vesaire. Üretim durdu. İlk kez dünyanın tamamında üretim durdu. Bütün dünyada. Ama pandemiden sonra Almanya'sı, Avrupa'sı, Amerika'nın nispeten toparlanmaya başladılar. Fakat bizde uygulanan ekonomik politikalar, hatta daha ötesi hukuk politikası, siyasi politikalar da bunu biraz daha alevlendirdi bana göre. Yani ülkelere sermaye girişi var iken bizde sermaye kaçışı var. Bunu dediğim gibi tek kişi rejimi mi diyelim? Evet. Cumhur... E, Neden? Evet. Nedeni şudur. Para ve ekonomi e, çok ürkektir, kuş gibidir. Para amiyane tabir ederek paranın dili imanı yoktur. Öyle bir cümle kullanılır e, deyim yerindeyiz. Evet. Hakikaten para kendini de hangi ülkede güvende görürse oraya gider. Para örneğin bir Afganistan'a gitmez. Ama para Avrupa'ya gider. Para Türkiye'ye de geliyordu. Türkiye'de o açılım dönemi veya ilk iktidarın e, iktidar olduğu dönemde AKP'de ve daha önce de e, dışarıdan Türkiye'ye yoğun bir sermaye akışı var. Fakat bana göre 2010'lardan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bir güvensizlik hukukta. Yani tek adam e, rejiminde sonra. Evet, evet. Tabii. 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 Şundan dolayı insanlar herhalde şundan kuruyor. Maluma el koyarlar. Özellikle yabancılar bu konuda ürkektir. Kuşlar bile yeşilliğin olduğu, suyun olduğu yere giderler. Bir kötü, bir kırılık, kıraç bir yere gitmezler. Varsa da kaçar giderler. Ülkemizde de Aşağı yukarı 300-400 milyar civarı 2010-2011'lerden sonra bir para kaçışın olduğu tahmin ediliyor. O %100 elimde hani böyle bir zaten giderken de haber vermezler. Biz gidiyoruz bay vay. Ama hiç... Ama abi, arttıkça e, belli ki kaçıyor. bu. Ben de bankaların durumu ortada, şirketlerin e, durumu ortada. Şu an e, Sayın Mehmet Şimşek e, döneminde uygulanan sıkı politikalardan belli bu. Her gün bir vergi... E, İhtias ediliyor. Artık adını, sanını duymadığımız vergiden neredeyse e, yürüdüğümüz e, bu havadan bile vergi alınacak hale geldik. Dolayısıyla ciddi bir e, daralma var. Faiz durumu ortada vesaire doların e, ve dövizin. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım Türkiye bir ekonomik krizin tam ortasındadır. Bu paradan haradan e, istenen vergide bunun bir göstergesi mi? Hani e, kredi kartlarındaki. 100 bin limit. Limit demek ki senin parası değildir o. Evet. Harcarsan sana limit tanımış. Yani borçtan vergi alınıyor. Evet. Hiçbir yerde olmayan bir olay. Bunun biraz da tabii milli güvenliği ve askeri ihtiyaçları ile soslayarak diyorlar. Halbuki bunun başka yolları var. O bir soslama yani mı yani? Bana göre topluma şirin göstermek için toplumun tep tepkisini aşağı biraz da çekmek için kullanılan bir deyimdir. Ya düşünebiliyor musunuz? Kredi kartınızı bir limiti var. O sizin borcunuzdur. Evet. Ve siz o borçtan tekrar bir vergi alıyorsun. Borçtan borç alıyorsun. Yani zaten borçlu demektir. O sizin alacağınız değil ki. O sizin borcunuzdur. Dolayısıyla bu duruma kadar gelmiş iken e, siz bilin ki ekonominin durumu hakikaten e, berbattır. Zaten ithalatta azalma, e, ihracatta azalma vesaire e, doların bu seviyeye gelmesi, Sonra şöyle bir gerçek var. Bir ölçü olarak ben veriyorum. 2024'ün ilk 6 ayında veya ilk 7 ayında 1600 firma konkordato ilan etmiş. Evet. Yani bakmış. Ve gariptir bunların içinde ee, bunları iflas etmiş. Bunların içinde büyük firmalar da var. Borsada e, payı olan firmalar bile var içinde. Burada ismini söylemeyeyim ben. Bildiğim firmalar evet. var. Dolayısıyla böyle bir e, ekonomik kriz var. Ee, ...ya bu biraz da ülkede uygulan hak, hukuk, adalet ve politikalarla da ilgili olduğunu e, düşünüyorum. Dış politikanın da etkisi var. Yani bana göre Suriye politikasının dolaylı etkisi var. Libya politikasının, içerideki politikaların... ...yine bu hükümetin ilk döneminde Avrupa Birliği'ne uyum süreci... ...bir sürü reform yapıldı sonra onlar donduruldu. Hatta tersine e, bazı e, işlemler yapıldı vesaire. Kayım süreçleri bile etkilidir bunda evet. Son günlerde yapay zeka konusu var. Evet. Ve yapay zeka da gerçekten eğer doğru kullanılırsa çok bir nimettir ama doğru kullanılmazsa bir zillettir. Yani her türlü şey yapılabiliyor. Yapılabilir, doğru. Bu ee, konudaki düşünceleriniz, görüşleriniz nelerdir? Şimdi Celal Bey, yapay zeka tıpkı her türlü araç gibi olumlu ve olumsuz yönleri var. Bir bıçağı düşürün. bir katilin elinde... E, tehlikeli bir silahtır ama bir hekimin elinde de şifa dağıtan bir araçtır. Yapay zeka da bugün böyledir ve bütün dünyada aslında ülkemizde bana göre biz bunun çok bilincine henüz varmış değiliz ve buna hazır da değiliz. E, ama büyük ülkeler harıl harıl bunu altyapısını oluşturabilir. Bizi nereye götürebilir yapay zeka? Yani olumsuz yönü şudur. Hakikaten bu yapay zeka diğer teknolojiden farklı olarak kendi kendini geliştirebilecek bir niteliktedir. Yani tıpkı insanlar nasıl eğitimle bireysel gelişimle kendini geliştirebiliyorsa anladığımız kadarıyla bu yapay zeka kendi kendini artık bir sıfır noktası başlatıyorsunuz ama bu sürekli gelişme halindedir. Ve konuşulan ileride bu yapay zeka acaba beyin nakli gibi veya bazı mesleklerin üzerinde ne tür bir etki oluşturabilir? Bana göre olumsuz etkisi olur. Ş şöyle, bugün bizim mesleğimizi yaptığımız yemin varmışlar. Ya var olumsuz şey. etkisi olur dediğiniz nokta kendi Şu kendine nokta. gelişimi. Tabii. O... Yani bunu örneğin sağlık alanında evet. bir sürü işsizliğe yol açacağı söyleniyor. Teşhis olayı. Evet. Yine mühendisliğin belirli alanlarında e, bu yapay zeka e, birçok konuda e, mühendislerin yerini kısmen de olsa alabilir. Yine de otomasyon yani robot teknolojisinde işçilerin yerini önemli ölçüde alabilir. Bu bu bir işsizliğe yol açabilir. Bu yapay zeka ee, yani insan olduğunu yakalayacağını düşünmüyorum. Ama sonuç olarak e, bu kendi kendini geliştirme e, sürecinde şöyle bir e, yazarın bir makalesini okumuştum. Der ki yapay zeka değil. yapay zeka e, bu beyin nakliyle ilgili diyor ki. 2050'lerde, 2040 ve 50'lerde öyle bir düzeye gelecek ki bu yapay zeka, insanlar arasında insanlar arasında beyin nakline bile yol açacak. Yani beyin nakli eskiden biz nasıl düşünüyorduk? Bir kişinin beynini çıkar koy oraya, öbür kişinin de beynini çıkar çelç yap. Hı hı. Hayır, bu böyle bir şeyle nöronların değişikliğine yol açıyor. Hatta o makalede şöyle bir soru sormuş. Demiş ki, bu etik değil bu yapay zekanın 2050'de planlanan düzeyi. Şundan dolayı etik değil. İki kişi yan yana yatıyor. Siz onun beynini kopyalıyorsunuz diğerinin kinde. Ahmet'in kini faraza örneğin. Mehmet'e Mehmet'in kini de Ahmet'e yüklediniz beyni. Sabahleyin bunlar ikisi uyandı. Bunların hangisi Ahmet, hangisi Mehmet'tir? Yani düşünceler değişmiş düşünceler tamamen Bak, değişmiş, değişmiş ama fizik. Notere gideceksin, noter öbürünü tanıyacak parmak izi. Veya göz izi bu. Yani bu e, 2040'lı ve 50'li dönemlerde bu düzeye erişileceği hesaplanıyor gerçekten de. Yani yapay zekayı <laughs> hareket olarak mı görebiliriz diyor. Yani kontrol altına alınmazsa felakettir. Ama kontrollü devletlerin e, denetiminde değerlendirilse değerlendirirse olumlu yönleri olumsuz yönlerinden daha çoktur. Yani bugün e, her derde deva bir aspirin ilacının bile yan etkileri vardır diyorlar. Ki 70 <laughs> hastalığa şifa dağıtı söyleniyor aspirinin. Dolayısıyla yapay zeka da kesinlikle e, kontrollü ve bilim adamlarının e, denetiminde, devletlerin denetiminde geliştirilirse zaman ben olumlu yönlerinin daha fazla olacağını düşü düşünenlerdendir. Bir de sizin siyasi tarafınız var. Evet. Ama öbür tarafında çok ılımlı bir kişilik yapınız var. Yani siyasi tarafınızla beraber evet. ılımlı bir yapınız da var. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptınız. Evet. Meclis üyeliği yaptınız, büyükşehir meclisi üyeliği yaptınız. Sonra aday oldunuz. Belediye aday oldunuz. Aday ee, sonra da en son seçimde de aday aday, aday, aday oldunuz Esenyurt'tan. Doğru. Birazcık da işte şu siyasi tarafınızdan söz etsek. Teşekkür ediyorum. Siyaset tabii zor bir alan ama... Devam su... ediyor mu siyaset? Yani şu an tabii, bu... tabii devam ediyor. Siyaset yani hayatımızın her alanı siyasettir. Tabii Parti... STK'larda da görev yaptık. bunu da ayrıca ben, soracağım. O da bir ben, siyasetin ben, Alt e, yapısıdır. Evet. E, Gururla <laughs> söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2009'dan beri fiilen e, ben hizmet verdim. Çeşitli kademelerde bulunduğum ilçede, büyükşehirde vesaire e, hayatımın önemli bir kısmı e, aldı. Dediğiniz gibi yine STK'larla birçok sivil toplum kuruluşlarında da görev aldım. E, bundan kopmak mümkün değil, devam ediyor doğal olarak. Partimin üyesi e, ilişkim ve ilgim devam ediyor böyle şu anda bu süreç aktif siyasetle de değilsiniz ama olayın içindesiniz Evet. 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 Biraz da oradan bahsedsek yani STK sizin için nedir? Çok teşekkür ediyorum. Iğdır her şeyden önce ülkemizin her ili, her ilçesi, her köyü güzeldir. Ee, bir klasik bir cümle. Ama Iğdır hepsinden daha güzel. Aynen de onu sonraya getireceğim ama gerçekten de Iğdır <laughs> olduğumuz için değil Iğdır öyle olduğu içindir. Derler ki herkesin babası kendisine göre iyidir bizim de ilimiz Iğdır. Ama e, sizin de bildiğiniz gibi Iğdır üç ülkeyle hudut bir e, müteahhit. Yani istisnai bir ilimizdir. Evet. Gerçekten de öyle. Sonra iklimi hakeza öyle. Bir e, ova iklimi var. Yani, Kurova. Doğunuş kuru Evet. Yine Aras Nehri gibi bir şans var. E, bütün ovayı sulayan bir var. Sonra bir kısmı yayladır. Hiçbir yere e, böyle şey olmayan, nasip olmayan bir özelliği hı. var Iğdır'ın. Hemen Iğdır'ın önemli bir kesiminin yayladır Yani Iğdır Ovası'nda çıktığınızda yarım saat hatta 20 dakika sonra kendinizi e, bir yaylada ağrıdan eteklerinde e, veya bir e, hadıllı yaylasında bulabilirsiniz gerçekten. Böyle bir olay var. Sonra Iğdır Naşivan'la bulunduğu, Naşivan bildiğiniz gibi Azerbaycan'a Azerbaycan bağlı bağımsız bir özel bölgedir evet. Naşivan Cumhuriyeti. Ama Azerbaycan'ın bir dolayısıyla Azerbaycan'la gururlu. Evet. Sonra İran'la komşuyuz. Hakeza bildiğiniz gibi. Öte yandan biz Ermenistan'la her ne kadar o kap kapalı da olsa Ermenistan'la biz huduttaşız... Ee, yukarıda Kars, Ardağlı, Iğdır ayrılmadan önce bir de Gürcistan Gürcistan'da. Gürcistan'da evet. Yine onu da saymak lazım. Dört ülkeyle hudut olan bir yeriz biz. Iğdır olarak. Dolayısıyla Iğdır deyip geçmemek lazım gerçekten. Ama topluma baktığımız zaman Türkiye toplumu Iğdır çok da tanınan, çok da bilinen bir yer e, değil maalesef. Bu aklımıza şunu getiriyor. O, o zaman Iğdır'daki STK'lar yeterince Iğdır'a tanıtmak, e, ülke gündemine getirmek için e, maalesef uğraşmıyorlar. Dolayısıyla biz de görev aldık. Kendi ilimize, kendi hemşehrilerine, İstanbul'dakilerle böyle bir... Ee, yani ilişki içerisine girmek durumunda kaldı. Bunu da federasyona taşıdınız. Bir de federasyon kursu. Sonra tabii ki dünya dememizin adı evet dünya Iğdırlar Federasyonu bir üst çatı olarak Iğdır'ın birçok derneği var bu da İstanbul'da. Yani hemen hemen her ilçede bir dernek var. Ee, kendi aramızda toplandık. dedik ki biz bunu bir çatı örgüt haline getirelim. Dolayısıyla bütün derneklerin önemli başka federasyonlarımız da var tabii. Ama bizim Dünya Iğdırlar Federasyonu birçok derneğin oluşumdan meydana gelen bir federasyondur. Burada da Sayın Başkanım İmdat Bey'e teşekkür ediyorum. İmdat Atabey Başkanımıza. Evet. Peki benim son sorum çözüm süreciyle ilgili. 2-3 gündür bu gündemde çok sıkı bir tartışmaya neden oluyor. Bu konuda sizin hem siyasetçi hem STK'cı hem de korobüs olarak görüşünüz nedir? Evet teşekkür ediyorum. Şimdi Celal Bey benim kendi fikrim sadece bir boyuta indirgenemez bir olaydır. Yani anayasayla ilgili kısımlar olduğu kesin ama onu da aşağı artık uluslararası arenada dünya Orta Doğu'da değişen dengelerle de e, ben ilişkili e, ilgili olduğunu düşünenlerden doğrusu. Çünkü artık mızrağın çuvala e, sığmadığı bir aşamaya geldi. Nedeni şu bugün İsrail'i, Orta Doğu'nu durdurabilecek tek bir ülke kalmadı. Yani işte Irak'ın durumu ortada, Suriye'nin durumu ortada, Libya'nın durumu ortada. İlginçtir. Bu biraz da yok edilen ülkelerin e, liderleri İsrail'e en fazla karşı çıkan liderlerdi. Abi Saddam Hüseyin'i düşünelim, bir Kadavri'yi düşünelim veya Hafız Esad'ı düşünelim. Şimdi dolayısıyla İsrail çok pervasızca orada da o da at oynatıyor. Bir gün İran'a saldıracağını söylüyor. Bir gün Libra'a, bir gün Suriye böyle bir ortam. Onlara vuruyor zaten. Şimdi bu süreçte de sizin bildiğiniz gibi Suriye fiilen bölünmüş durumda. Ve Suriye'nin Rojava dediğimiz bölgesinde de çok ciddi bir Kürt oluşumu var. Hı -hı. Ama bunların bir kısmı Türkiye'den yani Osmanlı dönemindeki haritaya baktığımızda bunlar Osmanlı topraklarında yaşayan Kürt vatandaşlar. Yani haritayı eski Misaki Milli'den önceki haritaya baktığımızda aslında bunlar Osmanlı vatandaşı. Ya yani bu Suriye'nin bu tarafında olanlar. Anladığım kadarıyla Amerika'nın ve İsrail'in burada bir rol alacağını devlet düşündüğü için, düşündüğü için biz neden ilişki kurmayalım bunlarla noktasına gelinmiş durumda? Çünkü orada 100 bin kişilik bir silahlı düşman. Yani bunu açılım olarak mı görüyoruz yoksa diğer e, sınırın öbür tarafındaki Osmanlı döneminde kanal vatandaşlarımızla ilişki olarak Ben daha çok o, onu zorladığını düşünenler Yani çünkü siyasetin önünü dem vasıtası, işte kayyum, içeri giren liderleri hapiste, demirtaş... öyle bir noktaya geldi ki Dağdakiler terörist. Tamam. o okay, ki Devletin bakışı bu, doğal. Ama ülkenin içinde siyaset yapanların da önünü tıkanınca meydan başkasına kalıyor. Meydan kime kalıyor? İsrail'e Zaten... el Doğru yerinde bir el mi? Tabii. Barış tabii. Adına. Bana göre e, becerilirse evet. e, Türkiye'nin önünü e, açacak bir aşamadır. Ben şahsen Türkiye'nin topraklarının küçüleceğine hiç inanmadım. Türkiye'nin toprakları önümüzdeki 50-100 yılda da değişmeyecektir. Ama Burada bir mim koyuyor. Bu cümle e, bana ait değil. Merhum Mayr Kaynağ'ın bir sözü. Türkiye'nin eğer sınırları değişecek büyüyerek değişin derdi. Yani büyüyerek. Ha Türkiye büyüye gitsin orayı işgal etsin. Türkiye'ye katsın falan bu anlamda söylemiyorum. Ama bir referandumla büyüyebilir. Budur, e, oradaki topraklardaki insanlar en fazla Türkiye'ye yakın insanlardır. Hangi açıdan bakarsak bakalım. Nasıl Azerbaycan'daki soydaşlar Türkiye ile evet. manevi bağları varsa bana göre Suriye'deki, Irak'taki hatta İran'daki gerek Azeri gerek Kürtmanın Türkiye ile tarihten gelen bir bağları vardır. Devlet herhalde bunu düşünerek de e, yani silahla bu işin artık bir yere kadar ama artık silahla bu işin olmayacağını düşündüğünü düşünüyorum. Yani bak biri de budur. Yani bu bir nedeni budur. Tabii ekonomik krizin belki burada etkisi olabilir. Ama <laughs> Ben sadece hani anayasa falan tabii bir, bir faktör bu. Ama dediğim gibi esas faktörü dünya dengelerin değiştiği için e, muhtemelen devletin e, içindeki aklı selim, devlet aklı dediğimiz kesimin İsrail bunlarla bağ kuruyorsa, Amerika kuruyorsa, İngiltere bağ, biz neden kurmayalım? Üstelik bunlar bizim Osmanlı'dan beri de ortak bir kaderi paylaştığımız vatandaşlar. Ekonomiyle fayda olur mu bu? Kuşkusuz e, ekonomiye de faydası olur, hukumuza da, toplumun her katmanında e, faydası olur. Neden? Dünyada savaştan bahsediyorsun, İsrail'e zalim diyorsun. Hı. Öbürüne şu diyor ama kendi ülkenizde görüntü olarak, görüntü olarak sanki siyasi partiler birbiriyle konuşmuyor, düşmandır gibi bir görüntü. Bu tabii dışarıya da yansıyor ama e, sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi herkesin seçip gönderdiği milletvekilleri orada var eğer birinin suçu varsa kanunlar onu hapse doktrumar yani. kaldırıp hapse atabilir. Değilse de eğer o mecliste ise hazineden para alıyorsa kalkıp da buna terörist veya şu demenin anlamı yoktur. Doğrusu da odur, yakışan da ülkemize odur diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili takipçilerimiz. Bana göre güzel bir sohbet oldu. Birçok konuya değindik. Umarım siz de zevkle izleyeceksinizdir. Bir başka zaman bir başka konukta tekrar görüşmek üzere. <laughs>